Mu söylüyorum. Çınar yaprağını tam zamanında toplayacaksınız. Ne erken, ne sonra. Çünkü sonra toplarsanız da faydası yok. Erken toplarsanız da faydası yok. Şimdi erken toplama nedir? Çınar yaprağı yemyeşil, böyle olgunlaşmış büyük işte e, yaprak haline gelmiş Şimdi topladığınız zaman mide bulantısı yapar. Toksik etkilidir. Yani olgun yeşil diyorsunuz da hayır tam sararmaya yüz tutmuş olacak yani bir iki sarartısı olacak üzerinde. Şimdi bu neden bu böyle? Çünkü şeyin üzerinde şınar yaprağının üzerinde e, metilotrofik bakteriler var. Metilotrofik yani metil gruplarıyla besleniyor. Mesela metil grupları derken biz neyi kastediyoruz? Bitki kimyasına baktığınız zaman C1 yapılı. Yani bunlar işte metanol, bunlar aldehitler, tek karbonlu, Form, formik asit mesela, format veya formik asit bunlar toksik etkilidir. Bunu kullandığınız zaman kabızlıkta yapar, toksik etkilidir de. İşte bu bakteriyi Hüseyin ne yapıyor biliyor musun? Olgunlaşana kadar bunları yiyor. İşi bu. Bunu katabolize ediyor. Bunu parçalıyor. Kendine buradan enerji alıyor. Bunlar bittiği zaman tam da mevsimin sonu geliyor. Yaprak sararmaya başlıyor. İşte ondan sonra ağaç ne yapıyor biliyor musun? O yüklediği pigmentleri, yapraktaki pigmenti, renk vericiyi, klorofülü ve esas tedavi edici gücü olan sekonder metabolitleri kış için kendisine geri çekmeye başlıyor. Onun için de geç kalmayacaksınız. Hmm. Bir bekleterek ondan en verimli halini alıyorsunuz. İşte bütün olay bu. Yani tabii ki çınar yaprağının bir başka özelliği Osmanlı çınarı olacak. Yani tabii ben ona Anatolius diyorum. Özellikle bu Bor madenlerinin bulunduğu yerler var. Yani Ege bölgesinde. İşte onun içinde bor da ne oluyor? Çünkü mineraller ne yapıyor? Ee, sekonder metabolitleri, farklı sekonder metabolitlerin gelişmesine neden oluyor. İşte bu yaprak çınar yaprağı Anatolius türüdür. Yani Anadolu'da var bu ağaç. Neden? Çünkü bordan dolayı. Bizimki onun için ayrıcalıklı ve bor da öyle bir twitter iyon özelliği gösterdiği için hem asit hem baz, baz hem asit hem baz oluyor. Hem asidik bölgede hem bazik bölgede PK değeri yani hidrojenin veya hidroksilin ana molekülden ayrılması söz konusu. Dolayısıyla çok daha etkili. İşte kireçlenmeyi böyle yok ediyorsunuz Hüseyin. Yani bu müthiş bir şeydir. İşte bakın bu erken bunu böyle toplarsanız olmaz. Bak olgunlaşmış bir yaprak, yeşil bir yaprak ama daha bu sararmaya başlamamış. Üzerinde bunun söylediğim gibi e, metilotrofik bakteri var. Metilotrofik platani bakterisi var. İçindeki yaprağın içindeki toksik etkili metabolitleri tüketiyor kendisini besliyor. Ve sana tertemiz bir çınar yaprağı veriyor. Doğrudan kireçlenmeye karşı, guta karşı etkisi olan.